Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi o açıklama. 27 Ağustos 2020 tarihinde Girit Adası'ndan kalkarak Güney Kıbrıs Rum yönetimine doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 adet F-16 uçağı Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır açıklaması yapıldı. Tabi Yunanistan'ın bu taciz davranışları devam ediyor bölgede. Do Akdeniz oldukça hareketli, tansiyon yüksek. Ee, konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz. Yunanistan'ın arkasında kimler var, hangi ülkeler maşa olarak kullanıyor? Merkel'in bugün bir açıklaması vardı. İki ülke arasında, Türkiye ile Yunanistan arasında uzlaşma sağlıyorlardı ki Merkel, Avrupa Birliği'nin Yunanistan'ı destek demesi gerektiğini söyledi. Bu konu oldukça önemli. Şimdi Sayın Caş'ınla devam etmek istiyorum bu bloğu. Sayın Caş'ın Avrupa Birliği Yunanistan'ı nereye kadar destekleyecek? Bu işin sonu nereye varacak? Şimdi e, Avrupa Birliği'nin Yunanistan'ı desteklemesi tamamen çıkarına. Neden? Daha düne kadar Yunanistan iflas etmişti ve Merkel'den para dilendiler biliyorsunuz. Vereyim mi, vermeyeyim mi dedi. Vermeyeyim deyince de bu sefer Yunanistan bize oynadığı şantajı Almanya'ya oynadı. Neydi o şantaj? Siz bizi işgal ettiniz 2. Dünya Savaşı'nda, bombardıman ettiniz, savaş tazminatı istiyoruz. Halbuki Yunanistan baştan savaş tazminatından vazgeçmişti. Ve sonunda parayı aldı Yunanistan. Şimdi pandemiden de parayı alınca biraz bizim Ege de tüyü kabardı yani. Ama asıl mesele stratejik hocanın dediği gibi bu stratejinin altında... Doğu Akdeniz'de işte İsrail'in bulduğu, Mısır'ın geliştirdiği Doğu Akdeniz'deki hidrokarbonlardan Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden faydalanabilmek, Rusya'dan biraz daha bağımsızlık almak ve Türkiye'de Libya'dan çıkartmak. Ana stratejik konsept bu. Hoca çok güzel ifade etti. Fransa neden burada var? Fransa'nın hesapları da bu. Aslında Almanya'da Fransa arasında ciddi bir rekabet var. Yine Fransa ile İtalya arasında. Ne, nedir o rekabet iki ülke arasında? Doğuştan beri Frankofanlarla Germen birbirine nefret ederler. Gayet basit bu. Yani bakmayın siz şu an fiyat şeyine planına falan filan tamamen çıkar birliği. Şimdi Türkiye Avrupa Birliği ile 52'ye yakın ticaret işbirliği olan ve orada yaklaşık Avrupa'da yaşayan sadece Almanya'da 3,5 milyon vatandaşımız var. Hocanın dediği gibi Türkiye sessiz kalamaz oradaki vatandaşlarımız da nasıl PKK'yla mücadele ediyorsa Avrupa Birliği'nin bu haksız tutumuna karşı da mücadele edeceklerdir. Ancak burada Sayın Merkel baktığımızda son toplantıda Macron'a yaptığı gerginliği azaltın diplomatik olarak masada müzakere edin. Biz de bunu istiyoruz. Aa, o da very good news. Ne yapacağız o zaman? Söylüyor Türkiye'nin Dışişleri Bakanı. Koşulsuz müzakereye hazırız. Türkiye Cumhuriyeti'nin Savunma Bakanı diyor ki gelin istişare görüşmeleri Ankara'da devam edelim dördüncü periyoda. Tamam. E niye gelmiyorsunuz da uçak uçuruyorsunuz bizim üzerimizde? Şimdi bir tane bizim pilot basta onu düşürse, dört tane düşse, bakın bunu söyledim ben. Ne zaman söyledim? NTV'de. Yunan aynı şekilde <laughs> affedersiniz e, CNN'de anlat, şeyde anlattım bunu NTV'de. Biliyorsunuz Rus uçakları bizim sınır ihlal ediyorlardı. Dedim ki bakın ben Hava Kötleri'nin hocasıyım. İyi kötü pilotlarımızı tanıyorum. Bir dedim, bizim pilot vurur dedim şeyi. Rus pilotun. Ama biz Rusya'nın düşmanı değiliz dedim. İkincisi dedim, biz o Rus pilotun annesine ne diyeceğiz dedim. Ne dediğim çıktı, Türkiye vurdu pilotunu, düştü. başı boşu başına bir rahatsızlık yaşandı Türkiye-Rusya arasında. Ciddi bir gerginlik. Şimdi de diyorum ki, yanlışlıkla bir Yunan uçağı vurulabilir. Yanlışlık o orada. Bakın bu çok önemli. Identification Friend Found diye komutanımız biraz sonra açıklar bize Karakuşbaşı. IFF sistemi Birleşik Amerika, Arap Emirlikleri uyarlı değil. Yanlışlıkla bizim uçak veya yerden bir füzemiz Arap Emirlikleri'nin uçağını vurabilir. Çünkü NATO üyesi değil. Zavallı Birleşik Arap Emirlikleri senin ne işin var kardeşim Girit Adası'nda? Balıklar bile şaşırır bir değişik Arap Emirlikleri pilotuna. Şimdi Merkel diyor ki Yunan dostlarımız haklarını söylediklerini ciddiye almalıyız. Gerilim artmasına çaba sarf ettim. Ben sizin dediğiniz gibi çok e, masumane bir şekilde ara buluculuk yapıyorum. Ara bulucu uluslararası hukukta esastır. Arbitrary state should be all arbitrary. Arbit Eğer yapıyorsan e, arabulucu bulucu tarafsız olmak zorundasın. Sana 100 gram, bana 10 kilo yok öyle bir şey. He, dur bakalım terazide. Yine ekonomik bölgelerin pay edilmesini tartışılacak. Birlikte alalım. Almanya bunun için çaba sarf ediyor. Teşekkür ederiz. Türkiye gerekeni yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız ne teksi durdurdu. Önemli. mi? Onlar ne yaptı karşılığında? Gidip Mısır'la anlaşma, anlaşma, yaptılar. Yaptı. Bizi kandırdılar akılları sana. Başka? Türkiye NATO müttefiki. Günaydın. Good morning. Tamam. Ama unutmayın. Almanya bizden sonra NATO müttefiki oldu. Ha, peşki. İhtilaf iki nota arasında kayıtsız kalamayız. İttifak için açıklığa kavuşturalım. Peki daha önce ne demiş? Sorunlar gerginliği tırmandırarak değil konuşarak gözümden yer. Biz dövüşerek mi istiyoruz? Biz de konuşalım. Ne diyor Winston Churchill? Talking is better than fighting. Konuşmak her zaman için savaşmaktan iyidir. Biz de diyoruz Yunanlı kardeşlerimiz ben de geleyim gel yavrum beraber yapalım bunu. Tamam başka AB devletlerinin egemenlikten yapılan saldırıları kabul etmeyeceğiz. Bak şimdi burası burası çok önemli. Ve 27 Dışişleri Bakanları bize diyor eğer siz araştırmaları durdurmazsanız size yaptırım yapacağız. Borel bunu söylüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Başkanı Macron diyor ki gerginliği azaltmak. Hedefimiz hadise Avrupa Birliği'nin egemenliğini savunmaktır. AB üyesiyle Yunanistan'la dayanışma halindeyiz. E biz mahallenin başka tarafında mıyız? Biz de şeydeyiz Doğu Akdeniz'de. Sorun aynı zamanda Akdeniz'in istikrarı. Yani diyor ki Akdeniz'de ben varım. İyi de Fransa Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi buraya kıyıdaş değil ki. Şimdi burada demek ki Avrupa Birliği'nin tek taraflı yaptırımlarını Sayın e, Dışişleri Bakanlığımızın sözcüsü çok güzel haddini değil dedi. Çok güzel bir cevap bu. Ve Avrupa Birliği'nin koşulsuz desteği gerginliği tırmandırmaktadır dedi. Şimdi hal böyleyken Türkiye ne yapacak? Bir defa Türkiye belki de angajman kurallarını değiştirecektir. Bu Cumhurbaşkanı ne, nedir? Hali... Nasıl yapacak? Ne, ne yapması gerekiyor ya da? Şimdi eğer karşı taraf sizin angajman kurallarında Karakuş Paşa'm daha iyi anlattı, Bize kille tehlikeli harekette bulunuyorsa siz de onu caydırmak için angajman kuralınızı kaç e, fitten angajmana gireceksiniz onu değiştirirsiniz. Artı kullanacağınız vermeyi değiştirirsiniz. Halbuki Ege'deki temel kural iki tarafta silahsız çıkacaktı. İkinci husus Doğu Akdeniz'de Yunan gemilerine misliyle mukabele yapar. Şimdi birincisinde balıkçı gemimize ateş açtı sesimizi çıkarmadık. İkincisinde orada bir botu batırdılar. Üçüncüsünde gemimize tacizde bulundular. Araştırma gemisini gemi önledi. Ha, demek ki burada denizdeki angajman kurallarını sadece havada değil denize de değiştirmek. Birleşik Arap Emirlikleri uçakları dediğim gibi bir AFF hatasıyla maalesef NATO üyesi değil füze kilitlemesi olabilir bunu Bilemiyorum ben nasıl olacak. Akdeniz'den bulamazlardı. Peki dördüncü Türk Hava Yolları'nda bu çok önemli. Türk Hava Yolları ve Türk Ulaştırma şirketlerinin pilotlarını Yunan pilotları da işten çıkarmamız lazım. Nasıl oluyor da Türk vatan evlatları pilotları şu anda pandemide işsiz gezerken Yunan pilotları çatır çatır 7000-8000 dolar alıyorlar, euro alıyorlar. Gideyim bakayım ben Türk pilotu alacak mı Yunan şeyi? Tepki gösterelim açık ve net. Tabii yani bu bundan anlıyor çünkü nasıl şey yapacaksın Yunan'da ondan anlar. İlla şu canım, Türkiye elindeki bütün kartları artık çıkarsın Yunanistan'a karşı. Evet, Başka kartlarımız da var şimdi onları da söyleyeceğim. Doğu Akdeniz'de bir hukuk seferberliğini zaten Sayın Cumhurbaşkanım söyledi. Hep beraber gelin dedi başlatalım. Ne yapacağız? Bütün kıyıdaş ülkeler ama Rumlar katılamaz. O ne zaman KKTC'nin haklarını kabulür o zaman. Türkiye burada bir korku iklimiyle geriltecek. İşte buradan işte başka bir şekilde vazgeçilecek bir ülke değil. Bir defa Türkiye'nin 40 milyar 50 milyar doları enerjiye gidiyor. Biz gazı bulmuşuz bulmaya devam edeceğiz. Üç. Hukuki ve siyasi ekonomik haklarını egemen devlet olarak sonuna kadar koruyacaktır Türkiye. Öyle Türkiye korkutulacak. Al buradan git denize seni istemiyorum. Babanın denizi mi burası ya? Bir kere hukuk diyor ki uluslararası e, sular herkesindir. Mare Nostrum yani bu, bunu bilmek res komünist ya. Bu herkese ait sen yerde geliyorsun bana. Benim nefteksi ilan ettiğim yerde karşı nefteksi ediyor, ilan ediyorsun. Bu bana meydan okuma ve kışkırtmadır. Ve hukukta hoca daha iyi bilir bir bonafide diye bir kavram var. Yani iyi niyet. Siz iyi niyeti kötü niyete kullanıyorsunuz ve bunu bir şekilde bizi hasmane oyun bozan durumuna sokmak istiyorsunuz. Türkiye oyun bozan değil. Türkiye dünyanın en barışçı devletidir. Samimiyetimle söylüyorum bunu. Bizi ateş etmedikçe biz kimseye ateş etmeyiz. Biz daha mert bir milletteyiz. Mert bir milletteyiz çünkü. Düşman bile bizim mertliğimizi kabul etmiştir bugün. Öyle olmasa da Mustafa Kemal Trikopis'e bayrağını, kılıcını verir miydi? getirdiler bayrağını. Vasfadı Atatürk onun bayrağını. Ama aynısını Stalin yaptı. Bütün Alman bayraklarının sancaklarını toplayıp Kızıl Ordu. Kızıl Meydan'da üstünden geçti süvarileri. Biz bunu yapmadık. Ve Almanlar aç kaldığında Ege'de baktık. Yunanlar 2. Dünya Harbi'ne aç kaldı baktık. Benim anam sökedi. Sökedi bunlara baktık. Ya bu bankörlük nedir ya Yunan'ın? Peki başka nedir hocam? Avrupa Birliği sondajlarından Ankara'ya vazgeçmesi mümkün değil. Yani Türkiye ucuz enerjiyi bulacaktır. B kalkınmasında bu bir hedeftir. Türkiye'nin stratejik hedeflerinden vazgeçmesi mümkün değil. Ve bunun bir parçası da nükleer enerjidir. Başka hocam, dediğim gibi eğer asıl meselede madem ki hukukla oynuyorlar, biz de hukukla oynuyoruz. Nedir? Yunanistan, Lozan Anlaşması'nı tek taraflı olarak bozan bir devlettir. Masada, sahada, NATO'da her yerde bunu çarpacağız yüzüne. Buradan silahları çek. Çekmezsen ben de Ege'yi silahlandırırım. Yani bu silahlar başka silahlar olacaklar. Yunanlar ne demek istedim benim çok iyi anlarım. Bir başka şeyler Türkiye mavi vatandan asla daviz vermeyecektir. Bu bütün az önce söylediği hocalarımızın 85 milyonun ortak fikridir. Çok güzel muhalefetten de bugün destek geldi. İktidariyle muhalefet. Bu bir milli meseledir çünkü. Şunu da göz ardı ediyor, ediyorlar maalesef. Yani değişen siyasal ortumun zaman ve mekanı Yunanlar algılayamıyorlar. Onun için e, bir şekilde İngiltere'nin dolmuşuyla geldiler Sakarya'ya kadar kafaları kırıldı orada. Ya arkadaş senin gücün belli. 9 milyon, burada var 85 milyon. Bu mümkün değil. E sen ne diyorsun? Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın söylediğini söyleyeyim. Navarinde biz onları yenemedik. Haçlı donanması da yendik. Burada da bak bunu mezun subaylarına söyledi mezuniyet töreninde. Ya bu bir NATO subayı. Askerlerine yemin ettiriyorlar Türkiye'yi vuracağız, öldüreceğiz. Ya bu nasıl bir şey ya? 21. yüzyıldayız yani. Bunlardan vazgeçmesi lazım Yunanistan. Bizim Yunanistan'ın bir karış toprağında gözümüz yok. Ama bizi böyle efelik yapacak, şantaj yapacak. O zaman kusura bakmasın elini kırarız Yunan. In. Vazgeçecek mi peki? Yani iki ülke bir araya gelip Hocam, tek başına vazgeçmezse vazgeçtirir mi? Türkiye. Bugün, bu, bu andan itibaren Türkiye geri dönemez artık. İki ülke bir, e, tek başına gelip işte Fransa olmadan, Almanya olmadan, Arap bulucular olmadan görüşebilir yaşanır. mi? Ama iki gün, üç gün sürer. Onu bilemiyorum. Onu yuran düşünsün. bir. İkincisi yeşil lamba var. Ne o yeşil lamba? Söyleyeyim. Sayın Savunma Bakanı da, Dışişleri Bakanı da söyledi. Maasa da bunu söyledi. Ağızlarından da kaçırdı Borel. <laughs> Türkler diyor çok kararlı. Tabii kararlı olacak yani. Mikrofonu açık unutmuş. Mikrofonu elinde. açık unutmuş. Ha, şimdi, <laughs> e, Türkler çok ha, kararlı ve tamam çok, olmuşlar, çok zorlu kelimesini kullanıyor. Ha, şimdi, şimdi o zorlu kelimesini şu, de Türkiye diyor ki bana koşulla gelme. Yunanistan'ın yeşil ışık yakıyoruz. Bu son lambadır. Sarı ışığı geçiyoruz bakın. Söylüyorum. Benim kim olduğumu biliyor Yunanlar. <laughs> Yorg'a diyorum sen. Sana sarı ışığı yaktı, Kırmızıya geçmek durumunda. Nedir? Gel diplomasi kanalını Sayın Akar Sayın e, Sal Dışişleri Bakanı Şavuşoğlu'nun e, söylediği çağrıya uy, Ankara'ya gel dördüncüye. Konuşmak da bir şey olmaz. Sen gene tezlerini söyle. Neyse al söyle biz de söyleyelim. Ama e, şu var. Türkiye'ye meydan okuyacağım. Ondan sonra işte Amerika'yı yanıma alacağım. NATO'yu yanıma alacağım. Ya 1919'da e, 21'de Türkiye'nin de NATO'mu vardı? Türk askeri Mehmetçik ve Süngüsü vardı. Son mermimize kadar 9 Eylül'de ben biliyorum yani Yunanlı nasıl kaçtığını. Onlar unuttular mı? 9 Eylül'de nasıl öldüklerini suların üstünde birbirlerini öldürdüler gemilere bineceğiz diye. Demin de söyledim. İngiliz donanmasının gemileri olmasa da Karaburun'dan kara burundan e, kaçırmasalardı Ayvalık'tan bütün ordusu yok olacaktı. E arkadaş yapmayın bunu bize ya yapmayın yani. Yani Türk Türkiye'nin sabrını hani sınamayın diye. Hocanın yazdığı Crazy Türk, çılgın Türklerin, bilmiyorum artık. ben. Yani. onlar herhalde beni anlıyordu. Evet. Sayın, Yeter yani. Ya. Yeter diye bir şey var. Bu milletin de bir sabrı var. Cumhurbaşkanımızın da bir sabrı var. Türk ordusunun sabrı da var. Evet. Ne NATO dinler, ne başka bir şey dinler. Ondan sonra gelsin Amerika. Hadi 74'te geldi mi? Hepsi gelsin bakalım. Hani durdurabilirler mi bizi 74'te? Dünyada? Üç tane devlet vardı 74 harekatını yapabilecek. Bu fıkara millet o zaman tank motorundan çıkarma gemisi yaptı rahmetli Demirel'le. Onlarla çıktık. Bir C-47'miz vardı, bir UH-1 helikopterimiz. Ama biz Kıbrıs'ı birkaç saat içerisinde aldık. Senelerce oraya silah yurdular. Şimdi de adaları silahlandırıyorlar. Türkiye, Lozan'ın silahlandırıldığını dünyanın her yerinde bağırarak söyleyecek. Bu silahları buradan çekinceye kadar. Ona silah verenleri de söylüyorum. O silahlar hukuka aykırıdır ve eğer bir çatışma olursa bize ganimet olur. Benim söyleyeceğim bu kadar.